doğduğundan beri yaklaşık 53 yaşındayım. 53 yılın kendimi bildiğim bileli hayvan işçiliği. Resmi daireden emekliyim. Kamu görevlisiydim. Emekli oldum. Yine baba mesleğine döndüm. Bu işi devam ettiriyorum. Başlangıçtan emekli olduğumuz gün çobansız kaldık. Çoban sıkıntısı var. Hayvanlarımızı götürecek eleman bulamıyoruz. Bu da şehirdeki insanları şehirden köye göç ettirme değil de şehire özendirme politikalarıyla insanlar herkes şehirde. Benimki daha güzel değildi, ben daha şık değildim. Gelinler, kızlarımız. Bunlar hepsi şehire kaçıyor. Fakat şehirdeki hayat daha zor. Köydeki hayattan. Bunu da bilsinler yani. Köydeki köy yerinde bana 20 tane misafir gelsin. Her gün bir ay misafir ederim. Ama şehirde 3 tane misafiri 5 gün misafir ettiği zaman ekonomi şaşırır. Alt üst olur, çıkamazsın işin içinden. Buyurun gelin köye. Tabii ki. Şimdi biz yem fiyatı şu anda 60 lira civarı yem besliyoruz. O da peşin parayla aldıklarımız. Eğer peşin parayla alamadıysak, tabii bunların vade farkları var. Ticari anlamdaki arkadaşlar, ticaret yapan arkadaşlar da bu konuda haklılar. Buna devlet bir çeşit, belki girdiler çok fazladır. Yani ham maddeleri pahalıdır. Oradan bize bu şekilde geliyor. Biz biraz yem fiyatlarından şikayet ediyoruz. Var yem fiyatları biraz yüksek. Yani bize daha alçak fiyatlarda, daha düşük fiyatlarda hayvan besleyebilirsek, tabii bunu da halka yansıtırken daha düşük fiyatlarda yansıyacak hayvanlar. Biz ne kadar pahalı beslersek, alan arkadaşlar da hayvan kesip ya da kasaplardaki et fiyatları da bu şekilde yukarı gidiyor. Devlet bunları düşük tutarsa biz de düşük fiyatlarda hayvan satabileceğiz. Eleman sıkıntısı. Eleman 2500 liraya eleman çalıştırıyor. 2500 liralık bir elemanın bize maliyeti 3500 lirayı geçiyor. Yani yaklaşık 1000 lirada artı giderleri oluyor. Yemesi, içmesi, işte sigortası, şu sorusu derken bir bakmışsın 3500 lira senelik 35 bin lira 100 hayvan çobana çalışmış oluyoruz. Onun için burada bir sıkıntı var. Devlet bunlara bize yardım ediyor bir kısmına kadar. Bir kısmından sonrasında devlet diyor sen kendin üstleneceksin. İmkanlar doğrultusunda yapıyoruz. 100 hayvanın üstüne çıktığımız zaman bize ağır geliyor. Külfiyet geliyor. Külfiyetlerde karşı tarafa yansıyor. Alıcıya yansıyor kısacası. Yani burada en güzel şey bana göre devlet bir çeşit bizim yem sıkıntısını çözsün. Biz elemanı çözeceğiz.